Gece ya da Gencer Cengiz, her kimsen. Ben artık çok sıkıldım şu kabusta, uyanmak istiyorum. Ne istediğini söyle, ben de gideyim artık. Merak etme Meltem. Bu kabustan uyanacaksınız. Tabii eğer dediklerimi yaparsan. Ne istiyorsun? Şşş! Bağırma. Polisi arayıp şikayetini geri çektin mi? Evet. Meltem, bu işin şakası yok. Eğer polisi arayıp şikayetini geri çekmedin. Polisi aradım, şikayetimi geri çektim. Buraya gelirken de kimseye haber vermedim. Ne istiyorsan bir an önce söyle de gideyim şuradan. Vay be. Eskiden ben sabırsızlanırdım seninle konuşmak için. Şimdi sen. Ne oldu Meltem Hanım? Oysa sizi buraya getirmek için zor ikna etmiştik. Ben gidiyorum. Beni dinlemeden hiçbir yere gidemezsin Meltem Çetinoğlu. Konuş o zaman. Çok büyük bir düşmanınız var Meltem. Kim? Kim olduğunu bilmiyorum. Ama bunca zamandır karşılaştığım en tehlikeli kişi diyebilirim. Benim büyüklerime ulaşmış. Senin büyüklerin kim? Lafımı kesme, dinle. Onlar geldi. Ben polisi arıyorum. Hayır, kimse yaramaz. Hemen tutmam istersen. Burada kalırsa görürsün. Haluk. Ben boşanmak istiyorum. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Bir an önce boşanalım. Biz seninle bu konuşmayı daha önce de yaptık. Ama sen hiçbir zaman bu kadar mesafeli ve bu kadar soğuk değildin. Ne oldu? Hiçbir şey. En son bu konuşmayı yaptığımızda şu kapıdan gözyaşlarımızı tutarak ayrıldık. Sen şimdi ama sanki 30 yıllık kocanla değil de böyle bir arkadaşınla konuşur gibi yapıyorsun. Ne değişti bir anda? Ha? Dün şu kapıdan çıktığımda olan kadın başkaydı ama eve geldiğim kadın başkaydı. O kadını bulamadım nedense. Bana ne olduğunu söyleyecek misin? Haluk yeter. Daha fazla konuşmayalım. Öyle mi? Hı hı. Büyük bir düşmanınız var Meltem. Kim? Ben polisi arıyorum. Hayır, kimse yaramaz. Hemen tutmam istersen. Burada kalırsa görürsün. Tahmin ettiğim gibi. Burada düşmüş telefonum. Buraya tekrar dönmek ne kadar güvenli sence? Güvenli. Gitti onlar. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum ki. Biraz önce ölüyorduk. Onlar uyarı atışıydı Meltem. Eğer dediklerini yapmazsan bu sefer ıskalamazlar. Boynun nasıl bu arada? Seni incitmek istemezdim. Ama seni yere itmeseydim... Tamam. Yeteri kadar korkunçtu zaten. Daha fazla konuşmuyor. Emine 100 kere aramış. Bırak şimdi Emine'yi Meltem. Bir an önce Haluk'la konuşman lazım. Neden? Çünkü Haluk'la konuşup ondan boşanmak istediğini söyleyeceksin. Ne? Hayatta böyle bir şey yapmam. Yapmak zorundasın Meltem. Haluk'la konuşup ondan boşanmak istediğini söyleyeceksin. Çünkü eğer bunu yapmazsan Haluk'u öldürecekler. Niye? Ya böyle bir şey kim ister? Ne kadar saçma. Bak bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var Meltem.
O da eğer Haluk'tan boşanmazsan onu öldürecekler. Kocanın yaşamasını istiyorsan ondan boşanma Elden.